Peki tedavisi nasıl gerçekleşir hocam? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ben tabii cerrah olduğum için biz cerrahi tedaviden bahsedelim istiyorsanız. Diyelim ki hasta bize boyunda şişlik şikayetiyle geldi. Biz bu şişlik için yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda bunun şüpheli bir nodül olduğunu varsaydık. O zaman hastayla oturup ameliyat hakkında konuşuyoruz. Tiroidektomi dediğimiz tiroid bezinin ya o hastalıklı kısmının çıkarılması ya da tamamının çıkarılması şeklinde bir ameliyat gerçekleştirmekteyiz. Peki ameliyat olduktan sonra tabii bu görüldüğü üzere boyun dikkat çeken bir bölge. Evet. Peki ameliyat izi kalıyor mu hocam? Tiroid ameliyatlarında tabii büyük sorunu, ameliyat izi sorunu. Evet. Genellikle açık ameliyat dediğimiz yöntemde çoğunluğu o şekilde yapılmakta. Ve boyunda transvers yani yatay bir çizgi şeklinde iz kalır. Bu çok uzaktan fark edilen bir iz değildir. Ama çizgi çok dikkatli bakıldığı zaman fark edilebilir. Kapalı ameliyatlar var. Ağız içerisinden yapılan yeni yeni geliştirilen yöntemler var. Bunun için bu iz kalmasın, o endişeyle yapılan ameliyatlar gün geçtikçe gelişmekte, bu izden kurtulmanın çareleri aranmaktadır. Tabii bayanlar biraz daha hassastır değil mi hocam? Aynı şekilde genelde de tiroid nodülleri, gerçi kadın erkek arasında çok bir eşitsizlik yok ama erkekler çok kafaya takmıyor bu iz konusunu. Evet. Kadınlar evet. Biraz daha hassaslar estetik noktada. Evet, evet. Biz de ona dikkat ediyoruz. Daha çok estetik amaçlı hem kesiyi yaparken hem de kapatırken o koşullara riayet ederek iz kalmamasını sağlamaktayız. Peki Kerem Hocam, hangi nodüllerden nodül biyopsisi yapılır? İşte demin de bahsettim, ultrasonografik olarak şüpheli olan nodüllerden gene görüntüleme eşliğinde, ultrason eşliğinde çok ince iğne ile hastanın hiç ağrı duymayacağı şekilde oradan doku örneği alınmakta. Bu örnek patolog arkadaşlar tarafından incelenmekte ve bize nodülün yapısı hakkında bilgi vermektedir. Kanser öncüsü bir lezyon mudur yoksa kanserleşmiş midir ya da ileride kansere dönüşecek bir yapıda mıdır? Bunu bize bir fikir olarak vermekte. Biz de ona yönelik olarak o nodülü oradan çıkarmak için çeşitli ameliyatlar planlamaktayız. Yani hastalarımız korkmasınlar. Çünkü nodül biyopsisi korkulacak bir işlem değil. Evet. Kolay bir işlemdir. Kolay bir işlemdir. Hasta tabii boynuna iğne gireceğini duyduğu zaman biraz irkilmekte fakat dediğim gibi çok ince iğnelerle yapılmakta ve lokal anestezi altında yapılmakta. Yapıldıktan sonra ben bundan niye korkmuşum diyen çok hastamız olmakta. Evet, yani kulaktan dolma inanmasınlar, gelsinler, tabii ki, tabii ki, tabii hareket etsinler. Tabii ki. Yani hiç korkulacak bir işlem değildir. Onu söyleyeyim size. Evet, hocam az önce hipertiroidi dediniz. Hipertiroidi nedir? Hipertiroidi, tiroid bezinin çeşitli sebeplerle fazla hormon üreterek kana fazla hormon salmasıdır. Tabi bu fazla hormonun yapmış olduğu vücuttaki değişikliklerle hiperaktivite, işte demin dediğim gibi çok yemek yeme, terleme, titreme ellerde özellikle bulguları oluşmakta. Hipertiroidi öncelikle neye bağlı olduğu, etiyolojisi nedir? O yönde araştırılmakta. Daha çok hipertiroidi teşhis ve tedavisi genel cerrahinin dışında endokrinoloji dediğimiz tıp bilim dalının işidir. Daha çok hipertiroidi ile bu arkadaşlarımız ilgilenmektedir ve tedavisini yapmaktadırlar. Evet, ama cerrahi bir işlem olduğu zaman da siz genel tabii ki, tabii ki hipertiroidinin cerrahi tedavileri de var bir şekilde. Özellikle Bazedov hastalığı dediğimiz, Bazedov-Graves hastalığı dediğimiz bir hastalıkta tiroid bezini küçültme ve hormon üretimini azaltma ameliyatları yapılmakta. O konuda endokrinolog arkadaşlar bize hastalarını yönlendirmektedirler.